Evet, 31 Mart'a sayılı günler kaldı. Belediye başkan adaylarına olduğu kadar en az yine bu çekişme mahallelerde de söz konusu, muhtar adayları arasında da. Denizli'nin en önemli ilçelerinden biri İncilik, mahallelerinden biri İncilik Pınar Mahallesi. Ve bu mahalleye bir muhtar adayımızla birlikteyiz. Sayın Feridun Öztürk'le birlikteyiz. Sayın Öztürk, öncelikle bu süreçte, bu seçimlerde yaşadığınız mahalleye muhtar adayı olma fikri nasıl gelişti? Öncelikle Kanal 8 TV'ye sevgi ve saygıyla seslenmek istiyorum çalışanlarına. Özellikle bize bu fırsatı veren, tanıyan Kanal 58, Adem Erdal'ı Bey'e ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Nereden icap etti? Biz orada küçük bir bakkal işletiyoruz. Tabii eşimiz, sevenimiz, sayanımız çok. Aşağı yukarı 2 yıldan beri işte muhtar ol, muhtar ol, muhtar ol böyle şeyler söylemeye başladılar. Son zamanlarda bu biraz daha çoğaldı. Bir de bizim halka hizmet isteğimiz da içine koyduğumuzda böyle bir şey yok, baş koyduk yani. Evet, şimdi mahalle muhtarları demek sizin için ne anlama geliyor? Çünkü pek çok yapı, pek çok kurum, kamu değişti artık. Tanımları değişti, hizmet şekilleri değişti. Mahalle muhtarlığı sizin için ne anlama geliyor? Mahalle muhtarlığı bizim için ne anlama geliyor? Biz her evin muhtarı olmaya çalışacağız. Yani her evden, her evin oğlu, annesi, kardeşi, abisi, yani herkese dokunmak istiyoruz, herkesi dinlemek istiyoruz. Normal fark yaratan bir muhtar olmak istiyoruz yani. Hatta şöyle bir sloganımız var. Allah izin verirse mahallemizin de desteğiyle Türkiye'de en başarılı muhtar biz olmak istiyoruz. Peki bunu ne şekilde, hangi çalışmalarla sağlayacaksınız? Hangi çalışmalarla sağlayacağız? Çok değişik projelerimiz var, çok hedeflerimiz var diyelim yani projeden ziyade. Örnek bir tane esnaflarımızla beraber bir projemiz var. Yani biz İncirli Pınar'ı 5 yıl içerisinde bayram yeri gibi nasıl yaparız diye. Yani bayram yerini hepimiz biliyoruz. Kalabalık. İncirli Pınar'ın daha önceki durumunu da biliyoruz. Yani İncirli Pınar'ın daha önceki durumu buradan şu anki durumdan çok çok daha güzeldi. Cıvıl cıvıldı. Her taraf gelen giden. Şu anda yani esnaflarımız bile zor durumda yani. Yani öyle söyleyeyim. Yani esnaflarımızla beraber çok değişik düşüncelerimiz var. Farklı her esnafımızdan, işte berberinden, atıyorum pidecisinden, yemekçisinden, yani bunlarla beraber her salı değişik projeler üreteceğiz. Her salı indirim, yani onlarla beraber kararlaştığımız indirim yapacağız. Örnek olarak söyleyeyim, pideyi kaç para yiyoruz? 10 lira yiyoruz. Diyeceğiz ki salı gün şu pide burada 5 lira. Tabii bu beraber hep kararlaştırdığım bir şey de. Kaç para tıraş oluyoruz? Farz et 20 lira. Diyeceğiz ki salı gün şu berberde bu 10 lira. Bunu İncirli Pınar Mahallemiz diye bir sayfamız var. Oradan bütün reklamları oradan paylaşacağız. Yani aşağı yukarı denizin her tarafından oraya insanların gelmesini sağlayacağız. Evet. Tabii bunun haricinde okullarla ilgili var, sporla ilgili var, yardıma ihtiyaç olan insanlarla ilgili var. Yani şey çok. Yani kamuyla vatandaş arasındaki o köprü görevini üstlenip mahalle ihtiyaçları. Onu her muhtar yapıyor zaten. Yani kamuyla şeyin biz onun haricinde yani Türkiye'ye gerçekten örnek olabilecek. Yani Türkiye'ye de en iyi başarılı muhtar olabilecek çok değişik düşüncelerimiz var. Yani biz herkesin yaptığını değil. Yani sokakta geziyoruz, lamba sönmüş. Onu ben değil. Bizim ağzımız bile telefon hep onu yaptırabilir. Veya işte başka bir şey yapılacak. Ha biz bunları yapmayacağız mı? Yapacağız. Mutlaka yapacağız. Ama biz fark yaratmak istiyoruz. Yani bunu bütün Türkiye'de yani hem örnek olabilecek bu şeyleri yapmak istiyoruz. Evet, peki bu çalışmalarınızı, yapacaklarınızı, vaatlerinizi şu anda mahallenizdeki seçmenle de paylaşıyorsunuz. Seçmenin tavrı nasıl? Seçmenin tavrı güzel. Şimdi biraz önce siz bir şey söylediniz. Sizin mahallede muhtar adayı az diye. Biz 12 bin seçmenimiz var. 10 bin hedef oy, yani oy hedefledik yola çıkarken. Bununla ilgili 12. aydan beri çalışmalarımız var. Hatta 12. ayla bir 45 gün kendimizi tanıtmadık. Adam gibi diye bir sayfamız var.
oradan bütün halka neler yapabiliriz? Ne şekilde başarılı olabiliriz? Yani İncil Pınar için neler yapabiliriz? Herkesin görüşlerini ortak bir havuzda topladık. Çok değişik projeler çıktı. Çok değişik hedefler çıktı. Ben daha dinledikçe çok güzel şeylerin çıkacağından eminim. Ama şu da var. Denizli veya işte Türkiye bazını aldığımızda hani birbirini tanımayan başka mahallelere inat. Yani alt kattaki üst kattakini tanımıyor. Biz birlik ve beraberliği sağlayacağız. Yani burada dedim ya, yani İncil Pınar'daki her ailenin oğluyum. Her ailenin kardeşiyim. Her ailenin abisiyim. Yani onlara gerçekten gurur duyabilecekleri bir muhtar olacağım. İnşallah olmaya çalışacağım. Yani o birlik ve beraberliği mutlaka sağlayacağız. Yani komşulukla ilgili düşüncelerimiz var. Yani bunları hep beraber ortak bir havuzda toplayıp yani yapılabilecek ne varsa bunları yapacağız inşallah. Evet, birlik ve beraberlik içinde demişken bugün Kanal 58 Denizli stüdyolarında da birlik ve beraberlik içinde ziyaret ettiniz. Evet. Azalarınız ve aileleriyle birlikte bugün buradasınız. Evet. Azalarınızı da ismen tanıyabilir miyiz? Tabii. Azamız İlhan Ayata. Azamız Ramazan Altınay. Azamız Hatice Taşdemir. Azamız Zeliha Alakuş. Özlem Sarılar azamız. Azamız Muhammed Yürüko. Bir azamız daha var. O da bugün cenazesi vardı. Oraya gitti. Ahmet Bulut Timur. O yok. Bu ekip İncil Pınar'da kazanacak inşallah. Yani şeyimiz yok. O Ahmet Abdullah Bey şey olacak. O zaten kendisi belediye başkanına aday olacak da yani o pek... Mahalle için ben de varım diyen adaylardan birisiniz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak seçmenlerinize, mahallelerinize, komşularınıza neler söylemek istersiniz? Valla son olarak komşularımıza bizi desteklemelerini gönülden istiyoruz. Gene de söylüyorum. Biz her evin muhtarı olacağız, her evin abisi olacağız, her evin oğlu olacağız, her evin kardeşi olacağız. Yani bizimle gurur duyacakları çok büyük başarılar imza atacağız. Onlar gurur duyacak. Biz yapacağız, onlar gurur duyacak yani.